Arkadaşlar yeni bir video daha çekeceğim. Tabii her gün video çekiyoruz da. Önce şunu söyleyeyim. Benim kanalımda 700'ün üzerinde yemek çeşidim var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Videolar bölümünden istediğiniz yeme mutlak surette ulaşırsınız. Sadece 56 çeşit çorbam var. Şimdi ben bu kabak videosunu niye çekiyorum? Çekmemin sebebi şu. Ben daha önce bu videoyu bir daha çekmiştim. 1 milyonun üzerinde izlendi. Önce şunu söyle, bana dönür müsün? Şunu söyle. Ağır videolar, yemek videoları, işte tavuk videoları çok izlenmiyor. Belki alım gücüyle ilgili, belki başka bir şeyle ilgili. Lütfen bana destek olun. Usta daha önce video bir daha çektiniz demeyin. Hep bana değil, biraz da bana olsun. Sizden rica ediyorum. Bu videoyu çekerken de sizden özür dileyerek başlıyorum işine. Önce şöyle kabaklarımızı adet olduğu için, yoksa başka hiçbir amacı yok. Şekillendirelim. Biraz sonra zaten doğrayınca hiçbir önemi kalmayacak. Sadece kabağımızın çok az bir çekirdekli kısmını bırakacağız. Eğer isterseniz onu da doğrayabilirsiniz. Neticede lokantada, restoranda sunum yapmayacağız. Bir tane kabak daha doğrayayım. Onda nasıl doğradığımı veya bıçağı nasıl kullanmamız gerekiyor onu göstereyim. Bazen onu soran arkadaşlar da oluyor. Bıçağımız dışarı doğru olacak. Parmağımız şu şekilde. Bıçağın sırtı değdikçe zaten parmağımızı iter, geriye geriye çeker. Yeni bıçak kullanmaya başlıyorsanız bıçağı sürekli boşa sallayın. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Boşa sallayın. Elinize alıştıktan sonra zaten kendiliğinden doğramaya başlar. Kabağımızı doğradık. Ne yapıyoruz? Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altına yattık. Tavamızı biraz da ısıttık. Ne diyeyim? Yarım fincan civarında yağ kullandım. İster sıvı yağ, ister zeytinyağı, ister tereyağı, ister katı yağ. Elinizde mevcut olan neyse onu kullanın. Aynı kabak kızartma yapar gibi karıştıra karıştıra bunu ne yapacağız? Tavamızda kızartacağız. Tekrar söylüyorum, hakkınızı helal edin. Ağır videolarda çekiyorum. Arada bu basit videolardan da çekmek zorundayım. Kapağı kapatacağım. Ara ara karıştırmaya devam edeceğim. Tekrar kapağımızı açıyoruz. Az bir tuzunu ilave ediyoruz. Ortalama 3 dakika içerisinde bu kavrulur. Şimdi ne yapacağım? Kapağını kapatacağım, diğer işleme geçeceğim. Yumurtamız da hazır. Kapağımızı açıyoruz. Az önceki gördüğünüz kabaklar kavrula kavrula ne hale geldi gördüğünüz gibi. Hemen şöyle yavaş yavaş dökmeye başlıyoruz.
Yumurtayı isterseniz sağa sola şöyle çatalla hafiften de gezdirebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi biraz sonra çıkan yemeği siz de göreceğiniz. Kapağı kapatıyoruz. Altı alttan pişecek, üstü de buharıyla pişecek. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Kapağımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi kapağımız hazır. Sunuma geçiyoruz. Mis gibi oldu. Arkadaşlar, ben videolarımda kolay kolay işte abone olmayı unutmayın vesaire buna benzer kelimeler konuşmuyorum. Çok da konuşmayı sevmiyorum aslında. Yalnız sizden rica ediyorum bu ara biraz destek olmanızı. Bu tür videolardan biraz basit videolardan çekeceğim. Eskilerden de yenilerden karışık. Tabi bunları çekerken aralarında ağır videolar da çekeceğim. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.